Hoş geldiniz. Bugünkü videoyu sıcak bir gelişmeyle, sıcak bir haberle açalım. Malumunuz birkaç gün önce HDP'ye karşı bir operasyon yapıldı ki 6 yıl önce meydana gelen Kobani olayları gerekçesiyle yapıldı bu operasyon. 6 yıl sonra nereden çıktı bu operasyon derken, perde arkalarını araştırırken dün akşam Rusya Dışişleri Bakanı çıktı ve dedi ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Suriye'deki Kürtler konusunda görüşme devam ediyor. Ankara ile Washington müzakere halinde, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte Kürtler konusu hareketlenecek, bu günleri aratacak sıcak gelişmeler ve patlamalar söz konusu olabilecek dedi. Değerli seyircilerim, bunu söyleyen sıradan bir ülkenin dışişleri bakanı değil, Rusya'nın dışişleri bakanı ki o Rusya Suriye'de sahanın içinde olan devletlerden biridir. Bilgi kesin olmasa, bilgiden emin olmasa dışişleri bakanı bu kadar aleni bir ifşaatta bulunmazdı. Bu itibarla Türkiye'nin YPG PKK noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile masada olduğu iddiası hakikaten vahimdir, dramatiktir. Zira masaya oturmayı kabul etmek zaten bazı şeyleri peşinen benimsemek demektir. Türkiye'nin baştan YPG PKK'nın silahlandırılması noktasında itirazları vardı. O itirazlarında ısrarlı olacağına, niçin Amerika ile müzakere masasına oturdu ve neden bu kamuoyundan gizleniyor da Türkiye bu haberi Rusya Dışişleri Bakanı'ndan öğreniyor, anlamak mümkün değil. Belli ki perde arkalarında hoş olmayan şeyler pişiriliyor, hoş olmayan şeyler dönüyor. Görüşmelerin gizlenmesi buna delalet ediyor değerli seyircilerim. Türkiye'yi yönetenlerin Amerika Birleşik Devletleri ile YPG PKK konusunda kendilerini masaya oturmaya mecbur hissetmeleri vahimdir. Emin olun sadece o başlıkta değil, benzer pek çok başlıkta Türkiye'yi yönetenler kendilerini Amerika'ya ve benzer pek çok ülkeye karşı mecbur hissediyorlar. İşte Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından basılan ve bugün yarın piyasaya verilecek olan Rehin kitabında zaten bütün bunlar anlatılıyor. Türkiye'nin nasıl rehin alındığını, Türkiye'yi yönetenlerin hangi konu başlıklarında tehdit edildiklerini ayrıntıları ile sunuyorum burada. CIA, Mossad, MI6, BND belgeleri ile Türkiye'yi yönetenlerin mal varlıklarından yurt dışındaki şirketlerine, Halkbank davasından diğer başlıklara kadar son 10 yılda olan biten her şeye değiniyorum. Dahası somut veriler, somut belgeler aktarıyorum. Söylediğim gibi bugün baskıdan çıkan kitabımız çarşamba, perşembe itibariyle dağıtımda olacak ve bütün Türkiye satına gönderilecek. İsteyenler internetten edinebilir, bir telefonla evinize, ayağınıza gelebilir. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden, Oda Kitap'tan, Kitap Yurdu'ndan, pek çok yerden, internetten, yurt dışında da Amazon'dan anında kitaba ulaşabilirsiniz. Bu kitapta Türkiye'nin ne hale getirildiğini ve kimler tarafından nasıl yönetildiğini belgelerle anlatıyorum. Türkiye'nin bugün itibariyle nasıl rehin alındığının somut verileri var burada. Hakikaten okunduğunda hicap duyacağınız ve Türkiye için kahrolacağınız bilgiler söz konusu. Bunu duyurduktan sonra gelelim gündem konumuza. Hepiniz Ankara kulisleri diye bir ifadeyi işitmişsinizdir. Ankara kulisi demek Ankara'da siyasetin konuşulduğu yer demek. Ki bunlar çoğu zaman meclis kulisinin yanı sıra siyasetçilerin gittiği lokantalardır, kafeteryalardır. Ama ondan önemlisi Ankara'daki bürolardır. Bürolardan kastım şirketlerin merkezleridir. Efendim vakıflar, dernekler, sendikalar ve özel bürolar bu tür siyasi toplantıların karargahıdır. Abartmıyorum, Ankara'da bunlardan onlarcası var ve bu mekanlarda sıcak siyaset konuşulur. Halen görevde olan milletvekillerinden
eski milletvekili ve bakanlara, iş adamlarına kadar, gazetecilere kadar pek çok kişi bu toplantılara davet edilir. Genelde öğle yemeği vesile edilerek çağrılar yapılır. Hayır, öğle yemeği derken şölen filan aklınıza gelmesin. Kuru fasulye pilav verilir. Ardından kahve faslına geçilir ve 3-4 saat siyaset solunulur, siyaset konuşulur. Yemek aslında bahanedir. İşte sevgili seyircilerim, bendeniz de o tür davetleri çok alan isimlerden biriyim. En son birkaç gün önce önemli bir şirketin merkezindeydim. Yemeğe davet edildim. 12 kişi vardı o yemekte. Hepsi tanınan, bilinen isimlerdi. Türkiye nereye gidiyor? Ne olacak bu Türkiye'nin hali konuşuldu. 12 kişiden biri bütün Türkiye'nin tanıdığı binlerce kişi çalıştıran bir sanayiciydi. Ve o sanayici hakikaten hicap içindeydi. Kendisi laikliğe inanan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne inanan bir isim. Ama Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin uçurumun eşiğinde olduğunu gören ve bunun için kederlenen biriydi. Kendince imkanları ile çıkış yolu arıyordu. Uzun uzun değerlendirme ve analizler yaptıktan sonra Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğini açıkladı. Kaygılarını ona da bildirdiğini söyledi. Abdullah Gül'ün çok rahat olduğunu, zira önümüzdeki yakın gelecekte önemli gelişmelerin olacağını söyledi. Ben hemen ne dedi diye araya girdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimi bekleniyor. Trump giderse Recep Tayyip Erdoğan zaten o dakika kalemi kırılmış demektir. Velev ki Trump kalsa bile Tayyip Erdoğan'ın ayakta kalması, iktidarını sürdürmesi mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin en temel kurumları Pentagon, CIA, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Tayyip Erdoğan'la artık çalışmak istemiyor. Onu gündeminden çıkardı. Aynı şekilde Almanya, Fransa, İngiltere, keza Rusya bile Tayyip Erdoğan'la çalışmak istemediğini ifade etmiş Abdullah Gül. Bu itibarla Tayyip Erdoğan'ın yılbaşını aşamayacağını söylemiş. Ben de bunun üzerine pardon Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak da Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edecek diye tekrar araya girince o önemli iş adamımız aynı şeyi ben de Abdullah Gül'e sordum. O şu karşılığı verdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri bir hegemon güçtür. Türkiye gibi dışa bağımlı, borçlu ülkelerde etki sahibidir. Hatırlayalım 2018 yılında Trump'ın attığı bir tweet ekonomimizi alt üst etmişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir şeye karar verdiyse o ülke eğer Rusya, Çin, İngiltere, İsrail değilse mutlak şekilde gerçekleşir dedi. Bu itibarla Tayyip Erdoğan'ın kaleminin Amerika Birleşik Devletleri ve ona yön veren küresel finans kapital çevreleri tarafından kırıldığını ifade etmiş Abdullah Gül. Sevgili seyircilerim, Abdullah Gül ismine benim nasıl baktığım belli, rezervlerim ortada. Ancak bir haberci olarak Abdullah Gül'ün bu analizini, değerlendirmesini önemsiyorum. Zira Abdullah Gül dış dinamiklerden bu tür garantiler almasa emin olun Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okur. Ona karşı çıkar bir pozisyonda olmazdı. Abdullah Gül garanticidir ki Abdullah Gül'ün ayrıca Suudilerle, İsraillilerle özel bağlantıları vardır. Oradan da haber kaynakları vardır. Buradan hareketle Gül'ün değerlendirmeleri haber noktasında önem taşıyor. Aslında Abdullah Gül'ün söylediği sürpriz ve yeni bir şey değil. Pek çok çevre, pek çok analiz kabiliyeti olan isim aynı şeyi söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın inkıtaları oynadığını, süpürülme evresinde olduğunu herkes dillendiriyor. Ki koşullar zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna işaret ediyor. Ekonomideki vahamet tablosu ortada, dış politikadaki kuşatılma olayı ortada. Bu itibarla Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yaparsa yapsın
ayakta kalamayacağı görüşü pek çok çevre tarafından paylaşılıyor. Yalnız şunu belirtmekte yarar var: Recep Tayyip Erdoğan teslim olmayacak, direnecek, her şeyi göze alacak ki şu ana kadar yaptıkları ile bunu kanıtladı. Pek çok siyasi mühendisliklere başvuracak, elinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin imkanları var. Elinde algı oluşturma imkanı var. Onlarca gazete, televizyon kontrolünde siyahı beyaz olarak satabilir. Temel Karamollaoğlu'nun dediği gibi seçimi erteleme, iktidarı devretmeme adına savaş bile ilan edebilir ki ben bunu Temel Karamollaoğlu'ndan ödünç alarak kullanıyorum. Hukuken bir sorumluluk olursa ona ait. Değerli seyircilerim, vallahi yoğurdu üfleyerek yiyorum, zira 4 ayrı dava daha açıldı şahsıma. Yani burada konuşmanın bir faturası var. Evet, sadece televizyonları susturmadılar, YouTube'a da taarruz ediyorlar. Hele bizim gibi iktidarı eleştirenleri neredeyse gırtlaklayacaklar. Her ifademizden bir suç yaratmaya çalışıyorlar. Hülasa, önümüzdeki birkaç ay Türkiye için gerçekten kritiktir. Bizi izlemeye devam edin.